Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi için 1 milyon dolar olan gayrimenkul alım hakkı 250 bin dolara düşürüldü. Hatta alma sözü verilmesi bile yeterli sayıldı. Değişikliğin ardından yabancıların konut sahibi olmak için yeni gözdesi ise başkent Ankara oldu. Yasa sektöre de pınk etkisi yaptı. Artık yeni gözdesi yabancıların Ankara. Döviz kurundaki yükseliş ve faizlerdeki artış konut satışlarını düşürdü. Sektöre can suyu ise yabancı yatırımcılardan geldi. Eylül ayı itibariyle Türk vatandaşlığına geçiş için yasa değişti. Artık 1 milyon dolar değil 250 bin dolarlık Türkiye'den taşınmaz alan yabancılar kolaylıkla Türk vatandaşlığına geçiş yapabiliyor. Yabancıların yeni gözdesi ise Ankara, İncek'te, Mogan gölü'nün çevresindeki bu lüks konutlar oldu. Genelde Irak, İran, Katar, Suudi Arabistan özellikle bu dört ülkeden yatırımcılar bizimle irtibatta. Vatandaşlık için sadece satın alma sözünün verilmesi yabancıları harekete geçirdi. İnanılmaz talepler aldık son bir ay içinde. 6 tane yabancılara daire sattık. Bunlar lüks konut projesi içinde. Ve şu anda da 18 tane taahhüt aldığımız yabancı yatırımcılarımızla işbirliği içindeyiz. Düzenlemedeki değişiklik 6 Aralık itibariyle yürürlüğe girdi. Bir ay dolmadan Türkiye genelinde... 302 yabancı vatandaşlığa geçmek için ev satın aldı. Geçen yılın tamamında yabancıya 22 bin konut satışı yapıldı. Bu rakam 2018'in ilk 9 ayında aşıldı. Yabancıya konut satışı 11 ayda 35 bin bandını aşarak tarihi zirvesini gördü. Yıl sonuna kadar bu rakamın 40 bin seviyesini de aşarak rekor kırması bekleniyor. Mail yoluyla da bize ulaşmaya başladılar. Dolayısıyla e, biz aslında hiç buraya gelmeden onlara sanal tur çekimlerimizde de yardımcı oluyoruz. Ve e, daha sonra da burada geldiklerinde anahtar teslim yapıyoruz. Yabancıların konut tercihinde İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u ise Antalya ve Ankara takip ediyor. Yabancıların Ankara'da tercihleri ise Mogan Gölü'nün çevresindeki lüks konutlar. İlk tercihleri göl kenarından oldu. Daha çok su kenarı olduğu için buraları tercih ediyorlar. Ve burada yaşamak istiyorlar.